Ümit ederim ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu operasyonu barışın sağlanmasına da katkı sağlar. Kahvelerde, mitinglerde Haçlı'ya karşı mücadele verdiklerini söyleyenler, Haçlıları İslam beldelerine müdahaleye çağırıyor, saldırılarını alkışlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu müdahalesini biz yerinde buluyoruz ve destekliyoruz. ABD savaş gemileri Humus'taki Şayat hava üssüne 50'den fazla Tomahawk füzesi fırlattı. Başta İsrail olmak üzere İngiltere ve Sadık Fino Suudi Arabistan tam destek verdi. Türkiye demeye dilimiz varmasa da Türk yöneticiler de saldırı öncesinden safını belirlemişti. Teşekkür ederim ama lafta kalmasın. İcraat. İcraat. Aksiyon. Kesinlikle. Eğer bu hakikaten icraat ortaya konulursa biz de Türkiye olarak bize ne düşüyorsa biz bunu yapmaya hazırız. Trump yönetiminin oyuna müdahil olma çabaları Suriye'de neticeyi değiştirmeyecek. Sadece savaş uzayacak, karışıklılık sürecek. Ankara'nın FETÖ'ye ev sahipliği, PYD'ye hamilik yapan Amerika'ya bu sonsuz itimadını anlayan var mı? Yine Washington kuyruğuna eklenme çabaları. Hani dünya 5'ten büyüktü? Siz dünyayı 1'e endeksleyip Amerika'dan diler hale geldiniz. Ey Amerika! Ey İsrail nutukları, ya Amerika, ya İsrail'e döndü hemen. 50 yıl önce de 6. filoya karşı olanın karşısındaydınız sizler. Kıblenizi o zamandan beri düzeltmediniz. Kabe'nin Rabbini bırakıp Beyaz Saray'ın prezidentinden umduğunuz günden beri bu Necip milleti Johnny'nin insafına terk ettiniz. Türk hariciyesini Riyad-Katar ölçeğine kadar indirip bölgeyi kan gölüne çevirdiniz. Amerika Suriye'yi vurdu ya, şimdi de buyurun şükür secdesine. Kıble yönünüz güney değil, batı, unutmayın. Çok geçmeden Amerikan baharı hazana dönecek. Çünkü bu saldırı Suriye'de hiçbir şey değiştirmeyecek.